7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 61 Cevapları. Tutku yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 7. Sınıf Fen Bilimleri Tutku Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları. Sayfa 61 sınıfınıza, üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini gösteren bir model ya da şema getiriniz. Bunlar üzerinde mayozun gerçekleşme aşamalarını açıklayınız. Cevap, mayozun evreleri. Mayoz 1, mayoz 1, birbirini takip eden profaz 1, metafaz 1, anafaz 1 ve telofaz 1 olmak üzere 4 evrede gerçekleşir. Bu evrelerin ardından sitoplazma bölünmesi sonucunda kromozom sayısı bakımından haploid 2 hücre oluşur, profaz 1. Mayozun en uzun süren evresidir. Çekirdek zarı ve çekirdekçik erimeye başlar. Kromatin iplikler kromozomlar halinde belirginleşir. Zıt kutuplara doğru çekilen sentrozomlar arasında iyi iplikleri oluşturulur. Bu evrede homolog kromozomlar çiftler halinde yan yana dizilerek bir araya gelir. İki homolog kromozom veya 4 kromatitten oluşan bu yapıya tetrat adı verilir. Metafaz 1. Homolog kromozomlar farklı kutuplara gidecek şekilde sentromerlerinden iyi ipliklerine bağlanır ve hücrenin ekvatoral düzlemine getirilir. Anafaz 1. Homolog kromozom çiftleri birbirinden ayrılır. Homolog kromozomlar kardeş kromatitleri birbirine bağlı kalarak zıt kutuplara doğru hareket eder. Profaz 1'de crossing over olayı gerçekleşmese bile homolog kromozomların rastgele hareket etmesi, oluşan hücrelerin genetik yönden farklı olmasını sağlar. Anafaz 1 sonunda her bir kutupta ana hücrenin kromozom sayısının yarısı kadar kromozom bulunur. Telofaz 1, kutuplara yerleşen haploid kromozom takımındaki her bir kromozom 2 yeni kromatite sahiptir. Telofaz 1 ile sitokinez aynı zamanda gerçekleşir ve iki kardeş hücre oluşur. Oluşan hücrelerin kromozom sayısı, ana hücrenin yarısı kadardır ve haploittir. Bazı canlı türlerinde çekirdek zarı ve çekirdekçik oluştururken, bazı türlerde kromozomlar yoğunlaşmış şekilde kalır. Sitokinezde hayvan hücrelerinde boğumlanma, bitki hücrelerinde orta lamel oluşumu gözlenir. Mayoz 2, kardeş kromatitlerin ayrılmasından dolayı mitoza benzer. Hayvan hücrelerinde bölünme başlamadan önce sentrozomlar kendine eşler. Mayoz 2, profaz 2, metafaz 2, anafaz 2, telofaz 2 ve sitokinezden oluşur. Profaz 2, çok kısa sürede tamamlanır. Çekirdek zarı ve çekirdekçikler eriyerek kaybolur ve iyi iplikleri oluşur. Metafaz 2, kardeş kromatitleri taşıyan kromozomlar hücrenin ortasında, ekvator düzleminde, tek sıra halinde yan yana dizilir ve sentromerleriyle iyi ipliklerine tutunur. Kardeş kromatitler profaz 1'de crossing over geçirmişlerse genetik olarak birbirinden farklıdır. Anafaz 2, hücrenin ekvator düzleminde dizilmiş olan kardeş kromatitler, iplikleri sayesinde ayrılarak zıt kutuplara doğru hareket eder. Bu evreden itibaren kromozom olarak adlandırılır. Telofaz 2, kromozomlar kromatin iplikler halini alır. Çekirdek zarı ve endoplazmik retikulum yeniden oluşur. Çekirdekçik yeniden görünür hale gelir. Telofaz 2 ve sitokinez birlikte tamamlanır. Telofaz 2 sonunda toplam 4 yeni hücre oluşur. Oluşan hücreler ana hücrenin yarısı kadar kromozom ve DNA taşır. 7. Sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 61 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.